Herkese selam. Arkadaşlar bugün çok ama çok özel bir misafirimiz var. Yani otomobil dünyam kurulduğundan beri benim aslında ağırlamak istediğim otomobillerden birisi. Benim açımdan da eminim ki birçoğunuz için de çok özel olan bir otomobili konuk aldık. Sevgili Yavuz ve Erkut'un hazırladığı Anadolu'yla beraberiz. Beyler merhabalar. Merhabalar. Bu arada nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyidir, vallahi teşekkür ederiz. Bizim için çok anlamlı. Erkut sana da merhaba bu arada. Merhaba. Nasıl keyifler? Yerinde çok şükür, teşekkür ederim. Eyvallah. Yani çok gerçekten beyler iyi bir iş yapmışsınız. Harika bir iş ortaya koymuşsunuz. Şimdi hikayesini dinleyeceğiz. Bu aracı bulmuşlar, restore etmişler, bayağı bir uğraşmışlar. Önce senden başlayayım istersen. Sen biraz anlat. Ne oldu, ne bitti, nasıl bir süreçti? Neden Anadolu alıp restore etme gereği duydunuz? Esasında biraz işin kahramanı Yavuz'dur bizde. O başlattı. Onun bir hayaliydi Anadolu almak her zaman. Hatta evinin bir köşesinde Anadolu resmi de var. Bana bahsetti. Birlikte alalım, yaptıralım mı? Ortak bir hobi olsun diye. Tamam dedik. Yaklaşık arabayı bulması 6 aydan fazla sürdü. Çünkü bu araçlar fazla bulunmuyor piyasada. En sonunda bir tane internetten bulduk. İlk sahibinden aldık. 67 model bu araba. Birinci sahibinden aldık. Yaklaşık kaç 40-50 yıllık sahibiydi yani. İzmir'den getirdik arabayı, satın aldık. Ondan sonrasında da kendi keyfimize göre restorasyonunu yaptırdık. Yavuz daha çok uğraştı aslında benden fazla. Neden Anadolu hocam o zaman? Yavuz'cum sana soralım. Aslında çocukluğumda ben küçük bir kasabada büyüdüm, Kastamonu İnebolu ilçesinde. Orada bir tane mahallemizde Anadolu vardı, beyaz üstü aynı siyah deri. Oradaki daha sonra biz büyüdükten sonra hayallerimi süsleyen arabayı almak istedim. Kendisi bana ilk sahibi olduğu için arabayı satmadı. Daha sonra ben de hayalimde olan bu arabayı almak için bayağı bir uğraştık. Sonunda tabii ki Erkut'un biraz kafasını tüledim aslında ama temiz bir şey olsun diye çok bekledik açıkçası. Özellikle bu arabayı kupe olanını aradık. Yuvarlak farklı kupe olanını. Daha sonrasında güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Hayalimi de gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Zaten büyük bir sıkıntımız olmazsa satabileceğimizi de düşünmüyorum açıkçası. Vallahi aynı kuşak sayılırız. Hepimizin çocukluk kahramanıydı Anadolu. Ve açık konuşayım, yani Anadolu'la alakalı bir restorasyon operasyonuna girmek biraz yürek ister yani. Evet. Çünkü parça tedariği olsun, araçla alakalı birçok detayı bulmak olsun problem olabilir. Bununla alakalı sorunlar yaşadınız mı? Sorunlar yaşamak ne demek? Evet. Bunu anlatmakla bitmez bunlar. Yani şöyle söyleyeyim, bu arabanın biz dediğim gibi güzel bir şey olması için bir sürü ustalarla vesaire, bu şimdi fiberglass olduğu için araba, her usta yapamıyor bunun evet. Normal fiber işçiliğini vesaire, ondan sonra boya atım işlemi var vesaire, en basiti dışından bahsediyorum şu an için. Daha sonra boyanın çatlak vermemesi için bir sürü görüştüğümüz ustalar oldu. Evet. Onun sonucunda bir tane arkadaşımız var, Gürcan Bey, Gürcan Nalbur, o da Anadolu'dan iyi anlar. Onun ustasıyla beraber fiber işçiliğini yaptırdık biraz. Daha sonra tabii ufak tefek ondan destekler aldık. Çünkü parçasını bulma sıkıntımız çok. Çünkü araç 67 model, şu an tedavülde olan bir parçası yok. Evet. Yani onun için bayağı bir zorluk çektik. Ama yine de yol kat edilip ortaya çıkmış yani olay. Evet, evet yani yaklaşık biz... Zor da olsa. Ya bu zaten gönül işi. Biz buna gönül vermesek bu kadar uğraşmazdık açıkçası. Bayağı bir uğraştık. Renk seçiminiz de bu arada çok güzel. Yani ilk prototipin rengini... Evet, aynen. 66 yılında İngiltere'de lansmana çıkıyor bu araç. Daha sonrasında biz tabii onu görmedik açıkçası. O lansmanla alakalı olduğunu yapmadık. Daha sonrasında 67 yılında ilk Türkiye'de satışa sunuluyor. Biz sonradan karşılaştırdığımızda baktık evet bizim yaptığımız rengin aynısı lansman aracı olarak çıkmış İngiltere'de. Dört kapılısını bulmak zordur. Siz bir de tek kapı bulmuşsunuz. Evet, aslında tek kapılısını bulmak daha da zor. Evet. Çünkü bunun bilirsiniz önceki iş yoğunluğundan dolayı ortadan arka tarafını kesip normal pick-up'ına çevirmişler. Yuvarlak far ve tek kapılısı olması bizim için çok spor gözükeceği için bunu zorladık. Sonunda bulduğumuzu düşünüyorum ve yaptığımızı düşünüyorum. Az önce Erkut bir şey anlattı. Böyle hep bir itibarsızlaştırma operasyonu olduğunu düşünüyorum ben Anadolu'nun üretimden kalkmasının. Onunla alakalı kendi görüşlerimi birazdan paylaşacağım ama bir kaza yaptık dedin. Ve hani sağlam değildir, şöyledir, şans böyledir eser, gibi evet. Bir sürü dedikodu yapıldı. Böyle bir dedikodu var. Yok işte bunu samanmış, bunun içi inekler yiyormuş, yaramazmış gibi. Biz bu arabayı aldık, daha restorasyona götürmedik. Arabayı aldıktan belki bir hafta sonra Yavuz şansa kaza yaptı. Bir taksiye çarptı. Ben hatta oradaydım, benim evimin önünde.
Durduk baktık, arabanın sadece farında ufak bir kırık var. Çalışıyordu yani en son biz yani o parçası fiber glass tamam içeri geçti evet. Ama daha sonrasında far filan her şey çalışıyordu. Evet. Arabanın evet. Çalışması hiç durmadı. Taksi paramparça oldu öyle söyleyeyim. Evet, ben evet. Çok şaşırdım. Yani hala da anlatırız onu. Ya işte, gayet sağlam bir araba. Hiç öyle bir onu, şey yok. Onu diyeceğim işte yani ben tamamen yani Anadolu'nun ortadan kaldırılmasının işte üretimden kaldırılmasının bir itibarsızlaştırma evet. Operasyonu olduğunu düşünüyorum. Hatta günümüzde işte yerli otomobille alakalı birçok tartışma var. Benim katıldığım bazı işte organizasyonlarda, konferanslarda bana da soruyorlar. Yerli otomobille alakalı ne düşünüyorsun? Bizim aslında abi vardı yerli otomobilimiz. Evet. Yani bangır bangır hem de 26 bin kadar satmış, Türk işçisine, Türk ekonomisine büyük katkı sunmuş, büyük bir katma değerimiz var. Ve biz bunu koruyamayıp bazı o itibarsızlaştırma operasyonlarına kapılıp üretimden aslında kalkmasına biraz göz yummuş gibi olduk. Yani o dönem belli bir işte o itibarsızlaştırma operasyonunun kurbanı oldu bu otomobil. Evet. Ya ben tamamen o şekilde görüyorum. Bu araba 67 model, yaklaşık 52 yaşında. Bak içindeki motor aynı motor. Ne motorunu değiştirdik ne başka bir şeyini. 52 yaşında olup tek marşla çalışabilen bir araba çok nadir bulursun. Gayet kaliteli. Evet. Dışı da içi de motoru da bütün aksamları hiçbir sorunu yok. Yani onu diyorum işte var yani yerli otomobilimiz var. Nasıl ki İngilizler Mini yeniden hayata geçirdi. Evet. Biz de abi Anadolu'muzu yeniden hayata hala geçirebiliriz. Buna engel hiçbir şey yok. Şöyle bir şey yapmışlar. Bu prototip olarak tek kapı spor modeli. Bunun dört kapısı normal aile olarak modeli de var yani şey olarak. Tek bir tipte de şey yapmamışlar yani aracın birkaç kullanılabilirliği de var. Açıkçası o zaman tabii keşke devam ettirilseymiş. Şu an belki daha güzel yerlerde olurum. Çok olurmuş. Daha başka şeyleri konuşuyor olurduk. Şimdi, evet yani trafikte ben geziyorum bazen akşamüstü biraz sefa yapalım diye geziyorum. Yani yolda herkes yani şu an lüks model arabalara bakmayıp bunu herkes aa bende de vardı falan diyen tarzda insanlar var. Umarım herkes değerini keşke zamanında bilseymişiz aslında. Evet. Biraz onun kırgınlığı var tabii. Umarız bir mucize olur da Anadolu yeniden yollara inşallah. Çıkarıyor oluruz. Modern versiyonuyla, evet. Modern tasarım yorumuyla evet. Çok ama bu tasarımdan değişmeden. Birçok firma bunu yapıyor aslında. Porsche de yıllardır aynı evet. Seriyi neredeyse üretiyor çok değiştirmeden. Mini Cooper senin dediğin gibi aynı şey. Bu da yapılabilir, yapılmayacak bir şey değil. Kesinlikle, kesinlikle. Umarız dediğimiz gibi öyle örnekleri görürüz. Arkadaşlar Anadolu'yla alakalı aslında o kadar çok bilgi var ki yani burada biz bu videoyu sabaha kadar konuşa konuşa bitiremeyiz. Mutlaka sizin de Anadolu'yla alakalı anılarınızı, yorumlarınızı bu arada alt tarafa bekliyoruz. Sevgili Vehbi Koç'un aslında fikriymiş ve onun hayata geçirdiği bir fikir bu. Döneminde çok uğraşmış, 50'lerden itibaren araştırmalara başlamış. 60'larda artık bunu hayata geçirecek adımları atmışlar ve 65'ti sanırım. 67 bu. 67'de pardon 67'de. 66 yılında ilk üretime başlıyorlar ama trafiğe çıkışı 67. Bu da zaten kendi aracımız sanırım yanlış olmasın 756. araç olması lazım. İlk üretimdeki 756. araç. Eyvallah eyvallah. Vallahi beyler elinize sağlık. Yani harika bir şey ortaya çıkmış. Ama yaptığınız restorasyonla alakalı aslında yine detayları öğrenmek isterim. Ya da en çok zorlandığınız noktaları da öğrenmek isterim. Çünkü belki böyle bir operasyona soyunmak isteyenlere farklı fikirler verebilirsiniz. Var mıdır böyle şuna dikkat edin buna dikkat edin dediğiniz noktalar? Şimdi şöyle bu az önce de bahsettiğim gibi bu fiber ustalığı herkesin yapamadığı bir iş olduğu için araç komple fiber. En ufak bir şeyinde boya atıyor vesaire yan taraftan kırıklar oluşabiliyor. Bunun öncelikli olarak ustanızı komple çok güzel bir usta bulmanız lazım fiberle alakalı olarak. Çünkü Anadolu şu an çok aktif olmadığı için her usta bunu yapamıyor ve atıyorum kaportasından tutun iç mekanik işçiliği vesaire bütün hepsi ayrı ayrı bunların. Bu da insanı daha da zorlaştırıyor açıkçası. Ama biz buna göğüs gerdik biraz uğraşacağız vesaire dedik. Yaklaşık 8 ayda sanırım bir toplama işlemi oldu aracın. Sonucunda ortaya böyle çıkıyor. Bir şey çıktı evet. Mekanikte zorlayan bir şey oldu mu? Mekanikte şöyle bir şey var. Şimdi bunun normal direksiyon sistemi ve fren sistemi eski sistem olduğu için biraz daha manevra yaparken dönmesi zorlanıyordu. Biz bunu gene ustasına getirdik özel. İki telli'de bir sanayi dostumuz var. O da sadece Anadolu yapıyor bu arada. Başka hiçbir araçla vay. Uğraşmıyor. Süper. Yani daha doğrusu şöyle Amerikan tarzında eski model arabalarla uğraşıyor. Ona götürdük. Normal fren mekanizması ve direksiyon mekanizmasını biraz daha kullanılabilir hale getirdik açıkçası. Şu anki trafikle o zamanki trafik bir olmadığı için biraz değişiklik yaptık üstünde. Hidroliğe yakın çevirdik. Onun haricinde
fren, balata vesaire bütün sistemlerini değiştirdik. İçeride başka mekanik olarak herhangi bir şey yapmadık. Yaptığınız bu operasyonların ortalama bir maliyetini istesek sizden var mıdır böyle bir bilgi? Yani şöyle var tabii ama dediğim gibi bu şimdi her usta kendisi el becerisini şey yapıyor. Burada araya şöyle gireceğim. Siz rengini de değiştirmişsiniz. Evet. Yani rengini değiştirmek de başlı başına bir maliyet. Biraz da biraz keyfi bir hani değişim olmuş. Onun haricinde yani boyama ile alakalı aslında maliyeti de öğrenebiliriz. Yani boyama şöyle biz arabayı komple soydurduk öncesinde. Evet. Daha sonra fiber işlemi yapıldı. Ondan sonra macunu, çelik macunu vesaire atıldı. Daha sonra biz arabanın rengini seçmek için bayağı bir zorlandık. Şöyle zorlandık. Çünkü istediğimiz rengi tam şu anki şeyde yoktu. Bayağı bir araştırma sonucunda anca bu rengi bulabildik. Yani yaklaşık olarak maliyet değişkenlik gösterebilir. Ama 8-10 bin civarında sadece boyası için giden bir maliyet var. Anladım. Şu anki ben bunu yapalı bir sene, bir buçuk sene oldu yaklaşık olarak. Şu an tabii ki nedir fiyatları o konuda bir şey değil. Daha değişkenlik evet. Gösterir. Peki mekanik için var mı ortalama? Mekanik için de aynı şekilde bir 5-10 bin civarında gitti. Gidiyor. Evet çünkü ya biz çok mükemmel bir şey olması istedik. Çünkü biz bundan sonra biz de çocuğumuza, arkadaşlarımıza veya eşimize, dostumuza kalmasını istiyoruz. Arabayı satmayı düşünmediğimiz için. Eyvallah. Bütün hiçbir şeyinden kaçınmadık aslında masraf yaparken. İçerideki koltuklar olsun, deri döşemesi, üstüne yaptığımız, normalde üstüne deri döşeme yaptık ama başkaları hiç normal boyayla geçirebilir. Biz gözümüze de hoş gelsin. Aynaları yurt dışından getirttirdik. Farlar, normal Lucas farlar. Bunun zamanında 67 yılında üretiminden sonra İngilizler aracın normal şeyi bizde, komple şasiyi biz yapıyoruz. Ama monte işlemini Lucas İngiltere yapıyor. Hatta içinde de normal Lucas far vesaire. Bunlar da çok değerli şeyler. Stop farlar olsun vesaire. Hepsi orijinalliğine yakın derecede tuttuk diyebilirim. Çünkü elimizde olsa aslında onları yapacaktık ama parça ve tedarik imkanı olmadığı için bu kadar yapabildik. Eyvallah vallahi. Yani çok bence anlamlı bir operasyon yapmışsınız. Elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Süpersiniz. Biz teşekkür ederiz. Siz bizi böyle bir şeyle insanlara yaymaya yardımcı olduğunuz için. Yani benim diyorum ya en çok istediğim konuklardan biriydi Anadolu. Sayenizde ben teşekkür ediyorum size. Sayenizde Anadolu'da hep beraber anlatmış olduk. Evet beyler yani saatlerce burada durabiliriz. Bu güzelliği izleyebiliriz ama bir de kullanalım istiyorum. Yavuz senle mi çıkarız? Olur, sürüşü. Evet, tamam çıkarız. Eyvallah. Şimdi bir Anadolu test sürüşü deneyimi yapacağım. Bayağı heyecanlıyım. Yavuz'um geçtik içeriye. Evet. Ya içeride de konuşacak çok şey var. Bayağı bir şey var. Sen neler söylemek istersin? Yani bence harika bir tasarım ya. Yani kendi otomobilimiz için midir nedendir bilmiyorum ama çok sanırım objektif olamayacağım. Çok güzel görünüyor. 66'da üretilen bir otomobil bu. Ve ben senin otomobilin gibi görmüyorum yanlış anlama. Yok, kendi otomobil bizim otomobilimiz abi evet. Yani bu başka bir otomobil yani benim açımdan. Çok özel bir otomobil. Ve çok güzel görünüyor. Çok dışı gibi içi de çok güzel görünüyor. İçinin teferruatları aslında dışından biraz daha şeydi, zordu. Halletmesi diyorsun. Evet. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şu normal bu şeridi biz daha öncesinde şeritte bir sürü cikle vesaire tarzında evet. Şeyler vardı. Biz görüntüyü bozmaması için hepsini aşağıdaki kesime aldık. Onları da olabildiğince retro tarzında yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Şu kısımlarda mesela normalde burada değil mi yoksa burada mı? Normalde onların hepsi şurada. Şey olarak. Ama olarak. Evet şimdi günümüz şartlarında vesaire çakmaklık, içerideki fan vesaire hepsini biz günümüze göre ayarladığımız için hepsini aşağıya aldık. Kötü bir görüntü olmasın ve bunu da buraya koyduktan sonra hoş bir şekilde durmasını istediğimiz için ufak dokunuşlarla böyle bir şey yaptık. Şu vanalar ne abi? Bildiğin vanalar. Şimdi normalde evet bunlar vanalar. Şey olarak öncesinde yazın çeviriyorsunuz soğuk tarafa. Motorun dışarıdaki havayı veriyor. Evet. Kışın da sıcak tarafa çevirdiğiniz zaman motorun ısısını içeriye veriyor. Evet. Ama bunlar şu an faal değil. Şöyle faal değil. Benden önceki sahibi, ilk sahibi normal kaputun içinden burayı komple iptal etmiş. İçeriden bir tane vana takmış. Basit olması için sanırım. Sadece vanayı kışın bir tarafa çeviriyorsunuz. Sıcak üflüyor. Motorun sıcaklığını diğer türlü normal havayı içeriye veriyor. Biz komple onu şey yaptıktan sonra aşağıya biz bir fan şeyi koyduk. Buradan kendimiz kışın şey olduğu zaman fanı açıyoruz. İçerideki şu buralardan
Normalde menfezler var mı yoksa? Normalde var menfezler. Evet. Şu an çalışıyor bunlar aktif. Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Onları direkt fanları buraya bağladık. Çok güzel yani. Arkadaşlar Türkçe yazan detay var. Yani silecekler, cam yıkama bu yazılar Türkçe. Yani bunu görmek bile çok güzel. Yani şu detaya bile çok özendik. Anadolu yazısı. Evet. Bunu bile bulmak için bayağı uğraştık. Eskici az gezmedik yani. Her yerinde bir küçük dokunuşlar var. Bu harfler neyleri temsil ediyor? Sanırım bunlar şey, bir tanesi memory, hafızayı alıyor vesaire. Evet. Onunla alakalı detaylar. Evet, şöyle gösterebilirim. Biraz şu an çeker mi bilmiyorum ama. İnsanın çalışması bile mutlu ediyor. Evet, yani şu arkadaki cızırtı bile nostalji. Çok güzel yani. Başka ses sistemi de hiç koymadık. Sadece normal iki tane ön taraftaki hoparlörlerinden gelsin diye. Göstergeler muazzam. Yani ne diyeyim abi. Gerçekten çok güzel. Yani ben objektif olamayacağım. Objektif olmak da istemiyorum. Ama gerçekten çok güzel yani. Kendi otomobilimiz diye demiyorum. Çok şık, çok güzel görünüyor. 60 model, 66 model evet. Bir otomobil için. Değil mi? Yani güzel düşünülmüş. Görsel olsun. Yani 50 yaşında neredeyse evet, baktığın zaman ve yaşında. Harika görünüyor. Şimdi ufaktan istersen bir yola çıkalım. Tabii. Bakalım sürüş karakteri nasıl? Çalışıyor mu hemen? Kırmızı kontak mı şu an oldu? Evet, şu an çalıştırabiliriz. Oha! Ne kadar hızlı? Tek marş. Tek marş ötesi abi. Bir de çok hızlı aldı yani. Bununla alakalı var mı değişik deneyimlerin? Şöyle deneyimlerimiz var. Bizden önceki sahibi tüple kullanmış aracı. Aha. Tüple kullandığı için biraz tabii arabanın motoru vesaire biraz daha şeydi. Kullanım kalitesi açısından düşüktü. Biz karbüratör vesaire komple hepsini Topkapı'da bir tane ustamız var. Necati Usta. O da kendisi de Amerikan tarzında arabalara bakıyor daha doğrusu. Evet. Dilinden anlıyor diyebilirim açıkçası. Ona gittik özellikle. Bir gün komple, abartmıyorum, bir gün orada karbüratör temizliği, aha, vesaire hepsini orada ayrıyetten Necati Usta'ya yaptırdık. Çok uğraşmışsınız belli. Evet. Şimdi yani sürüş pozisyonu da hiç fena değil. Pedallar bir tık böyle geride ama sorun değil yani. Hani sürmeme engel teşkil edecek bir durum ortaya çıkarmıyor. Abi gayet kalktık gidiyoruz. Gidiyoruz. Emniyet kemeri yok bu arada. Emniyet kemeri bu şeyde muayeneden geçebiliyor, emniyet kemersiz bu araç. Evet. Ben de fazla kirli gözükmesin diye açıkçası takmadım. Çünkü çok süratli vesaire bir kullanma aracım olmadığı için ayrıyeten kendi şahsi aracım da var. O yüzden tadın da akşamları arada diyorsun, yavaş yavaş evet. Vesaire. O açıdan kullanıyorum. Vay be. Çok güzel ya. Yani bir tarihi kullanıyoruz ve kendi tarihini kullanmak ayrı bir keyif şu an. Sürüş kalitesini yükseltmek için belki siz de hissedebiliyorsunuzdur. Normalde direksiyon biraz daha sert ama, aha, biz onun için de ayrı bir işlem yaptırdık. Ne yaptınız? Ustamız daha, ya şimdi onu tam teknik terimlerle açıklayamayacağım. Çünkü kendisi normal hidroliğe yakın bir sistem kurdu Anadolu için. Daha kullanımı kolay oluyor. Normal manevralar vesaire. Fren sistemi de aynı şekilde. Normalde ne kadar basarsanız o kadar duruyordu araç. Onu da biraz değiştirdik. Şu an daha biraz daha konforlu. Çok keyifli abi. Gayet keyifli yani. Nasıl bir makine var? Motor nasıl? 1-2 motor var. 51 beygir. Aha. Zaten şehir içinde yetiyor fazlasıyla. Çok bir, dediğim gibi, çok hız vesaire bir şey aramadığımız için yetiyor. Bakalım mı ufaktan? Tabii. Abi ses ne kadar güzel. Yani motorun şeyini, bakımını da ayrıyetten yaptırdık bu arada. Normal motoru söktük. Aynı motoru, 1-2 motoru. Aha. Normal rektifiye değil ama ona yakın bir uygulama işlem geçirdik üstünden. Onun yani da bir ayrı bir maliyeti var tabii. Değil mi? Evet, motoru yani bir çok bir şey yapmadık dedim. Yani zaten çok bir şey yapmadık ama o bile nereden baksanız bir 4.000-5.000 lira civarında bir maliyet tutuyor. Normal bobinleri vesaire hepsi. Otomatik ateşlemeye çevirdik bunu biz bu arada. Aracın kendisini. Sesi yani bayağı bir var Yavuz. Evet, evet, yani bu kadar ya, ses beklemiyordum ben. Şuraya bakar mısın? Vay vay vay. Anadolu'm be.
Gel tekrar gel hocam ya. Gel. İnşallah günümüze inşallah getirecekler. İnşallah geleceksin, geleceksin. Ben inanıyorum yani. Mucize olmasına gerek yok. Yani size şöyle söyleyeyim, biz şu an burada gidiyoruz, emin olun bütün diğer arabaların hangi lüks araç olursa olsun hepsi bize bakıyor. Bize bakıyor, kesinlikle öyle. Yani şu tarihine bakmaz evet mı insan? Çok güzel ya. Gerçekten çok büyük keyif aldım. Yani çok teşekkür ederim sana tekrardan. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Az önce de söylediğim gibi bizi bu mecrada en azından kendi malımızı gösterdiğiniz için. Eyvallah, eyvallah. Yani bu asli görevimizdi yani. Böyle bir şey yapmasak zaten. İçimde uhdeydi bayağıdır. Sizle de aslında görüştük biz daha öncesinde, denk getiremedik beni. Evet, siz öyle de çok yoğunsunuz. Evet öyle. Benim de biraz vallahi işlerimden dolayı. Öyle böyle bir şekilde. Bir şekilde bizi kadar birleştirdi diyoruz. Aynen öyle. Şu şey, şu arabinin de çok güzel Yavuz. Yani bayağı bir derinlik var burada. Bak vitesinin önünde vesaire. Yani buraya farklı türden böyle eşyalarını da koyabilirsin. Ya ve görsel olarak da güzel şey duruyor. Yapıyorlar. Normalde başka bir şuraya torpido tarzında bir plastikten bir şey koyuyorlar ama evet, biz sadeliği korumak açısından sadece döşemelerini özel yaptırdık. Hiç şey olmasın diye. Normal sadeliğini korumaya çalışıyoruz biz. Çok yerinde olmuş. Arkacığım yani, nasıl sence? Bizim klasik yani, otomobil testlerinde konuştuğumuz şeyleri de konuşuyoruz. Yani, şöyle söyleyeyim. Arkacığım yani şu an gayet 10 numara güzel. Değil mi? Gerçek söylüyorum. Baktım. Çünkü arka taraftan baktığınız zaman o kadar ferahsınız ki mesela. Şu an yeni nesil otomobillerin çoğu hepsi tamam belli bir şekilde şeyiniz var. Kafanız değiyor vesaire. Evet. Ama şu an bunun konforu mükemmel. Koltukları da biz aynı orijinaline, içini sadece değiştirme yaptık. Orijinaline çok yakın diyorsun. Evet. 4 vites. 4 vites. Abi, vitesler falan yani fırt fırt geçiyor. Çok kolay. Evet. Ya, muayeneden zaten tek seferde geçti. Biz bunu ilk başta normalde muayenesi vardı zaten. Aha. Biz restorasyonu, tüpü falan vesaire çıkardıktan sonra tekrar muayeneye girmemiz gerekiyor. Tüp işlemi çıktığı için filan. Daha sonrasında tek seferde hemen muayeneden geçti 67 harika model araç. Harika. Şu an yeni araçlar bazen zorlanıyor. Ki TÜV Türk'te şey evet değildir yani, ayrıcalık hiç yapmazlar. Hiç, evet. Hiçbir şekilde. Çok güzel ya. Yani siz keyif aldıysanız zaten bütün herkesin keyif alacağını umuyorum. Çok güzel. Ne demek ya? Keyif almamak ukalalık olur yani. Çok büyük keyif aldım. Bu olayı diyorsun şu ama. Ha, GoPro var diye tam açamayacağım. Evet. Camı indir, kolu koy. Evet, git aynen, yani. Aynen öyle. Ve ben bu şekilde bu otomobille gerçekten 24 saat giderim. Üşenmem. Sıkılmam yani. Otomobili zaten İzmir'den getirdik biz. Normal 8 saatte hiç durduraksız normal bir şekilde otomobil geldi İstanbul'a. 67 model araç. Diyorsun kafa açmadan, problem evet, çıkarmadan. Aynen. Kelebek camları var orada görebilirsiniz. Olsam. Evet çok o, zarif. Aslında o bizim yazın kurtarıcımız diyebilirim açıkçası. Değil mi? Değil mi? Çünkü klima vesaire olmadığı için kelebek camdan rüzgar girmesini sağlıyoruz içeri. Evet. Ferah bir ortam sağlıyor. Evet yani çok zarif, bir de güzel düşünmüş bir detay. Yani günümüzde yani yanlış hatırlamıyorsam hiçbir otomobilde olmayan yok, bir evet, nokta aynen yani. Çok da güzel, çok da zarif baksana. Ve şey şu an bayağı sıcak bir günde seninle çekiyoruz. Evet bayağı bir İçerisi sıcak. İçerisi çok bunaltıcı değil. Çünkü ferah. Çok ferah. Yani şuradan gelen hava bize yetiyor. Çekim için açamıyoruz camları. Hani mikrofon sesi bozmasın diye. Bu hava yetiyor. Çok güzel ya. Şu orta normal aydınlatmasını size abartmıyorum. Bir hafta sana ayda aradım. Normal ya, o Anadolu orijinaline yakın bir aydınlatma. Çünkü biz çok yeni nesil bir şey takmak da istemedik. Çünkü arabanın görüntüsünü bozmaması açısından. Aynen. İçerideki nostaljiyi yaşamak için. Aynen. Onun için bile usta getirdi böyle. Dedi ki sizin için bir şey buldum süper filan. Dedim ki sen büyüksün. Zaten bu restore işlerinde biz de iki restore yaptık biliyorsun. Bir Mercedes, evet, bir BMW. Yani ince detaylar daha çok zaman oluyor. Küçük dokunuşlar, öyle söyleyeyim size. Küçük dokunuşlar daha çok hem zaman oluyor. Vakit alıyor. Güzel olmasını istiyorsunuz. Dört dörtlük dokunuşlar. Aynalarını Amerika'dan getirdik. Evet. Bayağı diyorsun. Detaylara özen gösterdi. Ya çok şey bir de yani kaba değil. Yani kaba olan tek şey motor sesi, o da normal abi 50 yıllık araba. Yani, evet. Onun dışında o kadar zarif ki. Yani günümüzde artık otomobillere hep böyle bir retro bir hava verme modası akımı var. Her marka yapıyor değişik şeyler. Ne bileyim işte böyle piyano tuşlarını andıran evet, böyle dokunuşlar, düğmeler evet, vesaire bir sürü örneği var yani de. Bak bu direkt o yani hani. Ve bunu modernleştirdiğin zaman bence muazzam bir şey ortaya çıkar.
Yani şu direksiyonun güzelliğine bakar mısın abi? Şu zarafete bak. Tutuşma, göstergeler, güzel, evet. Şu detaylar muazzam ya. Ya şunlar usta dedi ki aslında normalde bunları dedi iptal edelim. Ben dedim ki hayır, onları iptal etmek istemiyorum. Zaten işin olayı orası. Evet. İşin olayı burası. Ben atıyorum normal insanlar selektör yaparken trafikte ben buradan yandan selektör yapıyorum bu şekilde. Süper. Uzun kısa. Süper. Şeydir bir de otomotivde bir dönem böyle daha 3 boyutlu tasarımlar, daha yuvarlak hatlar popülerdi. Evet. Şimdi günümüzde artık daha düz hatlar popüler olmaya ve üreticiler o yönde tasarımlar ortaya çıkarmaya başladı. Hem dışarısı için konuşuyorum hem içerisi için. Burada baktığın zaman mesela şu konsolun şu düz yapısı benim gözüme hiç batmıyor. Şu direksiyonun ince simidi gözüme hiç batmıyor abi. Yani hem göz olarak hem kullanım olarak yani diyorum ya tamam yani kendi otomobilimiz diye biraz kayırıyoruz ama şey olarak da kullandığın zaman da gün sonunda her şey tamam. Muazzam. Vallahi yani muazzam. Ben gün içinde dediğim gibi akşamüstü sefa için vesaire kullanıyorum trafikte, İstanbul trafiğinde. Ya o kadar keyif alıyorum ki inanamazsınız. Yani bu vites geçişleri vesaire. Bu ses. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Tezahüratlar geliyor. Abiler gelin. Az önce bahsettiğim gelin. Gibi. Abi görüyor yani, musun insanlar yani? Çünkü, insanlar şu zamanda da artık bir retro bir hayat istiyorlar. Önceki hayata bir şey var aslında, özenti var. Ama biz zamanında kıymetini bilememişiz. Kesinlikle. Zaman yani az önce de konuştuk ya seninle. Ya gerçekten bu bir itibarsızlaştırma operasyonuydu bence. Evet. Ve bir şekilde başarılı olundu. Ama neden yeniden üretime geçmesin? Hiçbir bunun için önümüzde artık engel yok. Herhangi bir firmanın desteğini alıp Anadolu yeniden hayata geçirebiliriz. Bunu umarız yapacağız bugün. Yavuz valla harika bir deneyimdi. Yani uzun süredir kullanmak istediğim yerli kendi otomobilimizin sayende kullandık. Çok teşekkür evet, ediyorum sana. Yani otomobilini bizimle paylaştın, beraber test ettik. Arkadaşlar sizin de Anadolu'la alakalı deneyimlerinizi, işte anılarınızı ve varsa sorularınızı yorum kısmına bekliyoruz. Bu gibi başka konularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.